Suya düş, suya düş. Lütfen suya düş. Suya düşmüyorsun ama. Suya düş. Selam bile dedir oynarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuzun Extinction DLC'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aman oraya doğru gitmeyeyim ama ben. Oraya doğru gitmeyeyim kaldığımız yerden devam ederken. Hayda, onlar bana doğru gelmişler bile. Peki o zaman sizlere göstereceğim, dinozorum diyeceğim ilk hamlesini yapalım. Gördüğünüz gibi ben böyle olsun istemedim. Ben böyle olsun istemedim ama aksiyonlu, heyecanlı bir başlangıç yaptık kardeşlerim. Evet. Gördüğünüz gibi size geçtiğimiz bölümlerde yapacağımı söylemiş olduğum tapeceramız tırsağı tek eğerini yaptım. Yanımızda da bir adet tam tepemize düşermiş bu göktaşı, ne gülerim ya. Bir adet tapacera, bir adet Rex'imiz ve onların tek eğerleri var. Rex'imiz DJ'in, ayrıca kendisi de bir tek Rex. Kendisi tek Rex, üzerinde tek eğeri var. Gerçekten şey gibi oldu bu, kafiye gibi oldu. Tek eğerlerinin güzel yanını hemen size göstermek istiyorum. Biraz önce zaten gördünüz. Tek Rex'e tek eğeri takınca da çok güzel oldu. Tam Robocop oldu. Kendilerini CTRL tuşuyla tek moda soktuğumuzda şöyle tam bir savaşçı dinozora dönüşüyorlar. Geçen sefer mağara gezimizde bir kardeşimiz dede T-Rex'le girseydin hem cillop'tur hem iri dinozordur, ilk göz ağrımızdır. Aynı zamanda seni üzerinden indiremezler dedi. Bana da çok mantıklı geldi. Bu ben de o yüzden T-Rex'le bu seferki mağaraya girmeye karar verdim. Bu arada buraya gelene kadar da bir sürü aksiyon yaptım. Gördüğünüz gibi bir yerlerden canlılardan bir şeyler yakaladım. Pokemon topunun içine bir tane Velonasaur, bir tane Yutranus yerleştirdim. Şimdi kuşumuzla galiba bir işimiz olmayacak. Emin değilim. Bir yerlerde gidip de ölmesini istemiyorum kuşumuzun. Ama yine de onu yanımda getirmem galiba en mantıklısı olacak. Ona şöyle seçeneklerden geri diyeyim, davranıştan, tutumdan konuşamadım, hedefime saldır diyeyim. Sana da seçeneklerden, davranıştan, hedefime saldır diyeyim. Senin üzerine bineyim. Sen bizi takip et. Evet, şimdi kardeşlerim şöyle bir size koordinatlarını göstereyim. Koordinatını göstermek için su içerim ben genelde. 87-70. Haritada şu görmüş olduğunuz yer Desert Titan'ın mağarası. Burası Desert Titan'ın mağarası ve hep birlikte Desert Titan'ın mağarasına doğru şimdi ilerleyeceğiz. Bu sefer olayı garantiye almak için böyle dinozorlarla ilerliyorum. Toplamalar kapalı her zamanki gibi. Toplamaları kapayarak kendimizi garantiye almak için mağaranın içine ilerleyeceğiz. Mağaranın sonundan Desert Titan'ı çağıracağız. Daha sonra yapacağım savaş kuşla olacağı için kuşla savaşacağım için şimdiden kuşu getirmek zorunda kaldım yanımda. Ne kadar güzel Rubble Golemler bilmem neler her bir yandan saldırıyor öyle bana ya. Gerçekten mükemmel. Her zamanki bir mağara çok eğlenceli bir yer. Müthiş eğlenceli bir yer hem de. Wow, ben sizi bitiremiyorum. Ben sizi bitiremiyorum. Demek ki bu benim kuşa gerçekten ihtiyacım varmış. İsabet olmuş. Tapacırayı yanımda getirmem. Vay çakal, nereden çıktın sen öyle ya? Sen nereden çıktın ya? Mantisler. Golemler. Bak sağda solda sotede yatıyorlar. Çakallara bak, sotede yatıyorlar. Bekliyorlar öyle beni. Gobeğini ısırırım senin. Senin gobeğini ısırırım. Çığlık attım, niye attıysam. Bilmiyorum neden çığlık attım. Yarasalar da savaşımıza katıldı yandan. Güzel güzel. Tapacaramız bize çok yardımcı oluyor. Gerçekten güzel yardımcı oluyor bize. Sen yine nereden çıktın ya? Bitmiyorlar arkadaş. Bitmiyorlar. Hani bir ünlü bir dizi repliği var ya, bir bitmediniz diye. Gerçekten doğru yani. Bir bitmiyorlar. O zaman şuradan biraz da teknolojinin yardımını kullanalım. Tapacara, sen orada yetim mi kaldın ya?
Sana yardımcı olayım ben. Mağaranın her tarafından akıyorlar gerçekten. Şahsına münhasır canları var bütün mağaraların. Desert Tan'ın mağarası da böyleymiş demek ki. Bir bakalım. Vallahi 40 bin canıma 2 bin hasar vurmayı başarmışlar zaten. Hiç fena değil. Gerçekten tebrik etmek istiyorum onları. Mağara bizi çok ilginç bir yere götürüyor ya. Daha kendisi yok adamın. Onu sen döv. Onu sen halledersin. Dövemezsen de artık bir hal çaresine bakacağız. Bak karaktersiz mantislere ya. Uçarak geldiler. Tam bir kumfucu. Onu da ısırıp gönderdim. Evet, bir tane daha golem geliyor. Bak terbiyesize ya. Taşı ağzıma gömçertti. Taşı ağzıma gömçertti. Yok. Boyu yetmedi. Hayvancağızın attığı lazeri oraya göndermek için boyu yetmedi. O zaman ben de onu ısırırım. Evet, çok çok değişik bir dizaynı varmış bu mağaranın. Gerçekten değişik bir dizaynı varmış. Nedense şu suyun içine giresim geldi ya. Kendimi şu suyun içine atasım geldi. Sen bir daha mı level atladın canım benim? Sen ne yap biliyor musun? Sen dayanıklılık, biraz ağırlık, fiziksel hasar diye yardır şöyle. Wow, çok aydınlık. Bu olmaz. Kardeşlerim, o zaman yolculuğumuza devam ediyoruz. Ha, haritanın görünmeyen kısmına doğru gidiyorum. Peki. Gidelim bakalım haritanın görünmeyen kısmına neler olacak. Şuna bak ya, sinsi gibi orada bekliyor. Herhalde bu dinozor döneminde yaşasaydım en nefret ettiğim şey bunlar olurdu ya. Dev böcekler ya. Yeterince böceğimiz var zaten. Daha da dev olanlarına ihtiyacımız yok bizim. Daha dev olanlarını istemiyorum. Normalleri de bizim için yeterince kötü. Evet, yolun karşısına geçmeyi başardık sonunda. Biraz acılı bir yolculuk oldu bu ama bu sefer önce ben davrandım. Bu sefer avcı değil, av olayım istedim. Biraz daha temiz bir bölge istiyorum. Hah! İşte aradığım şey buydu. Aradığım şey buydu. Buldum onu. Aradığım şeyi buldum. Şöyle bir gideyim hemen. Kötü bir şey, bir yanlış bir durum yok değil mi? Yok. Tamam, seni açıyorum. Bu kadar. Kaos eserini aldım. Mağara da karar verememiş ne olduğuna. Yaklaştığıma dair bir his var içimde. Hatta o his önümde duran şu platform olabilir. Evet. Seni ben vuramadım. Seni vuramadım ben. Sinirlendim. Heh. Seni ısırıp uzaya doğru bağladım. O yüzden. Artık Titan'ı çağırmaya hazırız. Titan'ı çağırmaya hazırız. Tamam mısın? Tamamsın. Üret. Şimdi bizi nereye ışınlayacak çok merak ediyorum. Normalde haritanın yok olduk artık. En altlarında, kodlar dışı bir yerlerindeyiz. Bakalım bizi çöl haritasının neresine ışınlayacak. Ben tırsağa binmek istiyorum nedense. Şöyle bir. Hmm.
Nereye gidiyoruz? Geldik hatta galiba bir yere sanki. Harita değişti. Etrafımda çöl haritasının mekanını görüyorum. Evet. Göğe bakamıyorum. Göğe baksam bir şey görecek miyim? Evet, göreceğim. İşte Titan orada. Neredeyiz? Şu ortadaki çukur olan kısma bizi göndermiş. Şu anda T-Rex'imizle işimiz yok. T-Rex'imizi alıp kenara çekeyim şöyle. T-Rex'imizi şöyle kenara çekeyim. Sen orada 2 dakika bekle. Bir şey olmaz değil mi sana 2 dakikada? Seni de yiyeyim hatta. Şu sularımları geçerek kenara almak istiyorum T-Rex'imi. Şurada dur sen. Dur, sen orada dururken ne komut verelim biliyor musun? Davranıştan pasif değil, tarafsız diye bir komut vereyim sana. Sonra da şuradan etkileyici bir giriş yapayım. Dur şöyle. Vallahi bence yeterince etkileyici bir giriş oldu. Oo, bizim kuşa doğru elektrik vermeye çalışıyor. Bizim kuşa elektrik vermeye çalışıyor karaktersiz. O ne be? Yerdeki şeyden çarptığım zaman kuşum uçtu gitti. E ben de elektriklendim ama. Ben de elektrikleniyorum. Bir saniye. Ne oluyor anlamadım. Seni buldum Titan. Titan seni buldum. Neden üzerimde elektrik parlayıp duruyor devamlı? Tipe bak. İşte. İşte kanatlarındaki yozlaşmışlık. Galiba onun kanatlarının oraya elektrik bindirmemiz gerekiyor. Yozlaşmışlık geldiği, elektrik bindiği zaman sadece geliyor. Sürü beni hedef aldı diyor. Sürünün içinden geçsem. Ha. Floklar beni dismount etti. Peki abi. Kuşumun yanına ulaşamıyorum ki geriye. Ona da elektriği verip duruyor. Mükemmelmiş bu. Korkunç bir savaşmış bu ya tek kelimeyle. Kuşum. Beni duydun mu? Duydun beni, aferin. Ama şimdi ben mi sana geleceğim, sen mi bana geleceğim? Bu savaşı biz anlayana kadar sakata geleceğiz galiba. Aa, üzerine konuyormuşum Titan. Evet. Sanki üzerine konabilirim gibi gelmişti bir an bana. Çok da doğru gelmiş. Ama içinden geçtin sen, onun olmaz ki böyle. Oo, harekete bak. Harekete bak. Bir de beni geri itti bu. Abi biz bununla buluşamıyoruz ki havada oynayalım. Hayvanla buluşamadık bir türlü. Evet. Kuşumu geri yakaladım. Bu gerçekten çok zor bir olay. Nasıl gerçekleşecek tam olarak anlamadım. Şu kanadının üstünde şöyle gezinsem onun. O sırada bize elektrik verse. Ha, sonra kaçsak. Kendine yıldırım atsa. Sana da agresif çığlığı attırsam. Güzel. İnce ince bir hasarlar yiyorum sürü tarafından ama çok da hasar yediğim söylenemez aslında. Ha, hasar vuruyorum ben bu Titan'a. Titan'a hasar vuruyorum. Bir dakika.
Kendi elektriklerinden de hasar yiyor bu. Bunun o şeylerin açılması lazım. Kanattaki açılmıyor ki. Beni bul. Boş ver onları. Onlar yaramaz canlılar. Beni bul sen. Ben nasıl yapacağım bu işi ya? Şunu kanadının altında gezinsem şöyle. Ama floklar seni dismount etti. Floklar seni dismount etti. Ne biçim bir şeymiş bu ya? Floklar seni dismount etti deyip duruyor bu. Ha? Bak bağırdı şimdi yine takla atacak ha. Tam şu üzerinde bulunduğum yere bir yıldırım atar mısın? Hiç bana öyle kolpa yapma. Floklar hasar vuramıyor bana ama acayip rahatsız ediyorlar. Sürü tarafından hedef alıyorum. Çok güzel. Peki o sürüyü bombalasam şöyle. Bombalayamıyoruz da sürüyü. Oo, çöl titanı bize tek attı. Kardeşlerim geri geldim. Bana tek atılmasını kabul etmedim. Bünyem bunu kaldırmadı, geri geldim. Şu anda çöl titanı neler yapıyor? Kimlerle savaşıyor, neler oluyor bilmiyorum. Tek eğerli tapajaramın ölmesini istemiyorum. Uçarak mekana ulaşmaya çalışıyorum o yüzden. Galiba mekana ulaştım da hadi yavrum. Kekelemenin zamanı değil. Kekelemenin orada takılı kalmanın zamanı değil. Rex'imize de abanıyor devamlı sağ olsun. Şimdi fark ettim bunu. Rex'imize de abanıyor. Onu da yalnız bırakmıyor. İşte oradayım. Galiba şu elektrik bana tek vuruyor. O yüzden benim bu silahımla birlikte şu kola harbiden konmam lazım. Ondan sonra şu kolun üzerinde şöyle koşmam lazım. Oraya elektrik düşürürsem... Evet. Gördüğünüz gibi oraya elektrik düşürürsem o saatten sonra o kol açılıyor. Hah. Nasıl becereceksem sonra da o elektrikten kaçmam lazım. Ve devamlı şu kolun üstündeki şeyleri vurmam lazım. Elektrik üzerimizde parladıktan bir süre sonra patlıyor. Bir süre sonra patlıyor. Hemen değil. Hah, çok güzel. Şimdi elektrik üzerime gelince burada beklemem lazım. Ondan sonra koşup onu orada bırakmam lazım. Oraya yıldırımın inmesi lazım. Yıldırım indiği gibi bu açılacak. O açıldığında benim oraya saydırmam lazım ama bu sırada mini kuşlar da beni mahvediyor. Hayır. Sen değil çocuğum. Bu. Bu evladım bu. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Şuradan suya düşmem lazım. Suya düş. Suya düş. Lütfen suya düş. Suya düşmüyorsun ama. Suya düş. Suya düştüm inanamıyorum. İnanamıyorum suya düştüm. Çok mutluyum ben diyecekken... Elektrik de suya düştü. Elektrik suya düştüğü zaman bu benim için çok hoş olmadı. Evet kardeşlerim şimdi hep birlikte yukarı çıkmak için bunları kullanabiliyor muyuz? Bunu anlayacağız. Kullanabiliyoruz. Tabii ki kullanabiliyoruz. Kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanabiliyoruz. Yaratığa değil, Titan'a değil, şunlara bir vur. Sana değil çocuğum. Bunlara vur. Bunlara. Arada bir patlasın. Hasar versin onlara ya. Neden vermiyor?
sürü tarafından takip ediliyorsun var ya, yüzyılın en kötü etkisi olsa gerek. Sürü tarafından takip ediliyorsun. Mükemmel. Bir daha mükemmel. Şimdi üzerimde lightning varken bırakacağım onu. Evet, bıraktım. Hadi corruption. Hadi corruption. Alma beni hedef sürü. Şunu çıkartayım. Lütfen yıldırım. Lütfen beni rahat bırak yıldırım. Evet, yine gitti corruption. Gel bakalım bir daha. Aslında yapılacak olan şey bu. Hani çok zor değil görünüşte. Ama flock sürüsü sizi mahvediyor. Gördüğünüz gibi. Hem titana hasar vurmanıza sebep oluyorlar. İşte bu galiba. Evet, bir corruption gitti. Mi? Bilmiyorum, kaçıyorum. Kaçıyorum. Aşağı inerken ölmemek için ufak bir miktar uçmamız yeterli oluyor. Evet. Gidiyorum. Bakayım. Kesinlikle bir koldaki corruption'dan kurtulmuşuz. Şimdi sırada ikincisi. Yıldırım tam beynime düşerse ayıp olmaz mı orada? Tam beynime düşmedi o yüzden. Güzel. Şimdi biraz şunun etrafında şöyle dönüp birkaç saniye bir aylaklık yapıp artık yıldırım üzerimden gitmiştir diye düşündüğümde kenara çekiliyorum. Gördüğünüz gibi aynı taktik aslında. Oh, tek kas kırıldı. Mükemmel. Şöyle bir kaçmam lazım. Kendimi aşağılara doğru bir atmam lazım. Bilinçli birkaç sorti daha yaparsak belki bu işi halledebiliriz, bilmiyorum. Emin değilim sayılardan. Bildiğim tek şey varsa silahımızın ne olduğu çok da fark etmiyor. Bileydim makinalı tüfek getirirdim ya yanımda. Çünkü bir vuruyoruz şeye, omzumdaki noda. Yani dünyanın en iyi ekipmanıyla da gelsek belli ki bir vuracağız ona. Evet, artık tek kaskımız yok. Geri kalan kıyafetlerimiz fena değil. Attım bunu. Kardeşlerim. Bilmiyorum ne kadar süre oldu. Ama baya baya zaman oldu. Şu elektriği sana bırakmam lazım. Vakit kaybetmemem lazım artık çok. Bırakamadım. Aa, bıraktım. Ne kadar güzel. Gitgide büyüdü. Gitgide büyüdü. Hayda, sürü tarafından hedef alıyorsun diyor ya. Hayda, bu olmaz. Bu olmaz. Sizin bu yaptığınız olmaz. Ben gidiyorum abi. Sizin bu yaptığınız oyun bozanlık. Sürü tarafından nasıl hedef alıyorum ya? Allah aşkına, sürü tarafından nasıl hedef alıyorum? Dünyanın öbür ucuna gittim ya. Bak, silah da hala soğumamış ya. Terbiyesiz silah. Bu arada arkada bir tane daha nod açılacak. Kanattakini hallettiğimiz zaman. Bir tane daha corrupted nod açılacak. Onu unuttuk. Hayır, 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 hayır. Hayır, tam üstüne düş şunun. Beynime inecek ha yıldırım. Abi dedim beynime inecek yıldırım diye ya. Vallahi dedim yıldırım beynime inecek diye. Şöyle uzaklaş lütfen o yıldırımdan. Ha? Biliyordum böyle olacağını. Ölmek istemiyorum. Ölmek için çok gencim. Çok değişik fikirlerim var daha. Uygulamak istediğim. O yıldırımı yemeyeceksiniz. Bir numaralı kural. O yıldırım yenmeyecek. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorum. Resmen dejavu yaşıyormuş gibi hissediyorum ya. Hele de şu yükselme ve düşme anında var ya. Lightning'i bir yerlere bırakacağım derken tam kendi beynime yiyorum. O kadar güzel oluyor ki.
Mesela Titan'ın beynine düşürsem Lightning'i. Beynine doğru bıraksam. Güzel bir etkisi olur mu acaba ona? Olmadı. Ha, hemen sür beni takip etsin zaten. Hemen sürü beni hedef alsın ya. 2 dakika rahat bırakmasın beni. Bence yeterli bir şey olmuştur diyecektim. Kaç artık şuradan. Ha gayret be koçum ya. Ha gayret be. Beceremedin yani onu yine. Olmadı yine. Ama hala açık. Belki hala olabilir. Olmadı. Tek bacaklık da kırıldı. Benim tek göğüslük de kırılmadan burayı terk etmem lazım. Hadi elektrik. İşte bu. Yer çekimi etkisinde çok güzel takla atacak demek oluyor bu. Belki takla atmadan önce bir tane... Birkaç tane vurabilirim şu omzuna. Vuramadım. Yalnız güzel ivmelenip buraya geldim ha. Bak şimdi yine Titan yerçekimi etkisinde diyor ya. Yüksel 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 yüksel. Tam birer karaktersizsiniz ya. Tam birer karaktersizsiniz. Beynimize de yıldırımı yedik yine. Yalnız adam beni o vurduğu yıldırımın etkisiyle neredeyse şeyden dışarı attı haritadan. Kendisini tebrik ediyorum. Üzerinizde full en kaliteli tek zırh varken kardeşlerim. En kaliteli tek zırhla. Ama en kaliteli tek zırhla. Titan'ın yıldırımı. 950 candan sizi bu seviyeye indiriyor. 950 candan 100'e indirmiş beni. Mükemmel. Süpermen modunda gidiyorum şu anda. Yer çekimi etkisi peki. Böyle söylediği zaman bu... Sizden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Söylememiştim herhalde. Şöyle bir yan yan gidelim de ha. Elektriği bir terk edelim ya. Lütfen yok olur musun artık Nod? Nod lütfen yok ol. Yok ol ulan. Yok ol. Bu zaten daha hızlı ısınıyor yani. Daha da güzel ısınıyor. Acaba? Hayır. Sadece Titan takla atacak. O yüzden bağırdı. Sürü tarafından hedef alıyorum. Peki Superman modunda uçayım o zaman. Yok hiç de öyle bir şey olmuyor. Gayet keyfi yerinde onodun. Aha gitti. O node gitti. Sıra bunda. Ne oldu? Takla attı kuyruk. Kuyruk takla attı. Bizi dünyanın öbür ucuna gönderdi. Şunu kapatayım. Şöyle bir Superman moduna geçeyim. Lightning giderse bırakacağım Superman modunu. Hah gitti. Kabus gibi bir şey bu ya. Elektriğiyle de vuruyorum artık orayı. Kendi elektriğiyle de vuruyorum orayı durmaksızın. Ha gayret. Artık gözüm kapalı. Desert Titan kombatı yapar oldum. Gel yıldırımı oraya bırak.
sürü tarafından hedef alındığım zaman tabii böyle rezalet yaşanıyor. Yavrum koş koş, Allah, son anda kaçtım. Nodu bitirdim şu anda, bitirdim. Uzaklaş oradan. Takılıp durma oraya. Niye vuramıyorsun onu? Oldu mu? Olmadı mı? Yavrum oldu mu olmadı mı? Bana bir şey söyle. Corruption bütün sırtını sarmış hayvanı. Titan'ı evcilleştir. İnanamıyorum. Kale. Senin adın Kale. Kardeşlerim şu anda ağlamak istiyorum. Şu anda ağlamak istiyorum. Dev gibi bir titanımız var artık. Artık dev gibi bir titanımız var. Bu titanı teyimleyecek olan şu hareketleri yapmak için kombatın tamamını çözene kadar olayım bitti. Ama kombatın tamamını çözdüğümde bir şey söyleyeyim, aslında çok da zor değilmiş. Hele de 4-5 kişi, 3-4 kişi birlikte yaparsanız gayet kolay olabilir. Bir tanesi floklardan kaçarken öteki nodları vurur ama elektriği üzerinize alıp nodun üzerine bırakıp nodun açılmasını sağlayıp korapçık nodun ateş edip ikinci elektrikenle bir daha nodun üzerine bırakmayı başardığınız zaman bu iş tamamdır. Yani biz de eski World of Warcraft oyuncusu olduğumuz için böyle boss taktiklerine alışığız. Kardeşlerim işte bu titanı tutacağım. Bu titanı bırakmayacağım. Yavrum harekete bak. Böyle ısırıyorsun değil mi? Vallahi ısırıyorsun bir şekilde. Şöyle bir gidip yerdeki canlılara bir salça alalım bakalım. Neler yapabileceğiz yerdeki canlılara? Şöyle bir ısırayım mesela onu gidip. Oo. Alfa çöl titanı 4600 vuruyormuş. Peki C dedim. C çıkınca ben bilemedim seni. Aa. C'ye basıp seçtiğim yere mi atıyor onu? Sen konuyor musun? Aha. Space'e bastığım zaman şeyler uçuştu etrafımdan. Kardeşlerim ben en iyisi buradan gitmenin bir yolunu, bir çözüm bulayım. zaten yeterince sinir stres yaşattı oyun bana. Ama bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Gerçekten güzel bir savaşmış. Çok böyle aksiyonlu, enstantaneli bir savaşmış. Çöl Titanı bir şekilde iyi kötü savaşı tamamlamayı başardık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.